Selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Süle Mahallesi'nin değerli insanları. Şu an karşınızda Milliyetçi Hareket Partisi Terzağan Belediye Başkan adayı olarak bulunuyorum. Kısaca bir kendimi tanıtmak istiyorum. Annem Bekiroğullarından, babam Köselerden, rahmetli Tırcı Hüseyin Göymen'in oğluyum. Evet, bu toprakların çocuğuyum. Bu topraklarda sizlerle beraber yaşıyorum. Süle Korusu'nu da biliyorum. Kalkancılar mevkiini de biliyorum. Sizlerin dertlerini, sorunlarını ve beklentilerini en iyi bilen içinizden biriyim. Süle Mahallesi Terzağan Belediyesi'nin girişi olduğu için ayrı bir öneme sahip. Ve bizler Süle Mahallesi'nin sorunlarını ve yapılması gereken işleri biliyoruz. Allah nasip eder de biz bu göreve gelirsek Süle Mahallesi'ne hak ettiği değeri vereceğiz. Süle Mahallesi sakinlerine sesleniyorum. Bu dönem bizlere sahip çıkınız. Hep beraber Terzağan'da hizmet anlayışını değiştirelim. Artık kişisel beklentilerimizi bir kenara bırakalım. Ortak çıkarlarımızla birleşelim. Daha güzel, huzurlu bir belde için tüm Süle Mahallesi'nin oylarına talibim. Evet, Süle Mahallesi'nin isteklerini biliyoruz. Bizim dönemimizde çöpleriniz zamanında alınacak. Mahalle tuvaletlerinin temizliğini düzenli olarak yapacağız. Hayvancılık yapıyorsunuz, biliyorum. Süle Mahallesi'ni tek tek gezdim. Elbette ki ekmek için hep beraber çalışacağız. Süle Korusu'nu Süle Mahallesi'ne bırakıyoruz. Futbol sahası yapmaktan vazgeçtik. Başka ne yapacağız? Bizler elbette ki beldemizin içindeki yolları hepsini parke taşı yapacağız. Ama şuna inanın, sizlerin tarlalarının yollarını bile yapacağız. Yeter ki insanlarımız çalışsın, Terzağan kazansın. Evet, sizlere beldemiz için yapmayı düşündüğümüz projelerden bahsetmek istiyorum. Birinci projemiz, bizim en önemsediğimiz projemiz, kardeşlik projesi. İnsanlarımız arasında hiçbir zaman için taraf olmayacağız. Herkese eşit mesafede duracağız. Karşılaştığımız sorunlarda yangına körükle giden değil, insanlarımızı barıştırıcı olacağız. Herkesin birbirinin elini sıkabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sizlerle belediye yoluna çıkalı 20 sene olmuş. Fakat daha tam olarak Süle Mahallesi'nde Çakmakçayır Mahallesi kaynaşamamış. Birbirimizle kaynaşmayı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse Süle Mahallesi'nden Terzağan'a yol parasını ücretsiz yapacağız. Köy hayırları dediğimiz hayırları ortak yapacağız. Evet, ikinci projemizde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuracağız. Bu derneğe beldenin ileri gelen iş adamlarından maddi katkıda yardımda bulunmalarını sağlayacağız. Dernekte topladığımız paralarla öncelikle dışarıda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize aylık maddi yardımda bulunacağız. Yetimlerimize, öksüzlerimize, ihtiyaç sahibi kişilere dernek olarak sahip çıkacağız. Aşkasından bir şey beklemem. Ben de kişisel olarak her ay belediyeden alacağım maaştan 1000 TL'sini bu derneğe her ay düzenli olarak aktaracağım. Güzel türküsü, hey bu gönlüm. Evet, üçüncü projemiz su projesi.
Evet, biz Tarzan'da yaşayan insanlar olarak su projesini, suyun ne kadar sorun olduğunu en yakından bilen ve yaşayan kişileriz. Ben size direkt hemen suyun fiyatını bugün size indiriyorum diyemem. Suda çünkü yapmamız gereken yatırımlar var. Bunlar 100 bin lira civarında bir yatırım. Örneğin Koyaçarlı'da depo arasındaki hattın değiştirilmesi gerekiyor. Bunun bedelini biz hesapladık. 65 bin lira civarında para tutuyor. Gene kenar mahallesinde basınçla ilgili bir sorun var. Bunun için de üst mahallenin hattının ayrılması gerekiyor. Burada da bir 20 bin liralık masrafımız var. Dere boyuna nasip olursa bir set yapıp Terzalan su ihtiyacını tamamen dere boyundan karşılamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Bunları tabii daha önce de Terzan'da açıkladık. Bazı insanlar yorum yapmışlar. Hemen eleştiri yapmak çok Terzan'da ön planda gidiyor. Şimdi hiçbir şeyi kafadan atmıyoruz. Ben bu 65 bin lira dediğim zaman hesabını kitabını yaptırdım. Oraya gidecek 125'lik boru 35 bin lira para tutuyor. Bir aylık bir kepçeyi kiralsanız 6 bin lira. Yani ben zaten ticaret yapan birisiyim. Her şeyi hesaplayıp kitaplayıp beni de aşan bir yer varsa Halil abiye sorup ona hesaplatıp o şekilde sizlere fiyat veriyorum. Ayrıca şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Şu anda belediyede sordum. Süleyman Mahallesi'nde şurada bizim bir pompamız var. Buraya her ay ortalama 3 bin lira civarında fatura geliyor. Biz Koyaçarlı mevkiindeki su hattını yaptığımız zaman 8 ay boyunca dağdan su alsak 3 kere 8 24 yıllık 24 bin lira karımız olacak. Önce yatırımlarımızı yapacağız. Sonra gerekirse suyu bedava da yaparız ama önce yatırımlarımızı yapacağız. Göğsüme yasla bu şarkım sana beni anmasa. Evet, dördüncü projemizde Göletbaşı Aile Çay Bahçesi projesi. Şu anda Göletbaşı'nda daha önce meyhane olarak görev yapan belediye ait bir yerimiz var. Biz nasip olursa burasını yıkacağız. Buraya güzelce bir parke taşı döşeyip burasını aile çay bahçesi haline getireceğiz. Burada gidip akşamüstü çayınızı içip çekirdeğinizi yiyebileceksiniz. Aynı zamanda kendin pişir, kendin ye imkanınız da olacak. İsteyenler burada geceleyin düğün de yapabilecek. Bu şarkım sana beni anla sana. Evet, beşinci projemizde güvendeyim projesi. Bunun bedelini de hesapladık. 25 bin lira civarında para tutuyor. Terzal Çakmakçayır Belde Meydanı'na 2 adet hareketli dönen kamera. Süle Mahallesi şuraya meydana 1 adet hareketli dönen kamera. Mahalle aralarına da toplam 14 adet kamera hesapladık. Artık herkes güvende olacak. Ben sana oradan gelirim. Başkan bizim başkan. Hem büyük başkan bizim başkan. Evet, 6. projemiz Süle Mahallesi'yle ilgili. Şu anda şu tuvaletin az ilerisinde bir gördüğümüz bir yer var. Orasına bir taş duvar yapacağız. Hesapladık 30 metreye uzunluk, 6 metre yükseklik. Bu taş duvarın da bedeli 30 bin lira civarında para tutuyor. Beldemizin girişini gayet güzel bir hale getireceğiz. Aşkım, Türkiye'm benim, bu şarkım sana. Evet, 7. projemiz de gene burada. Şu anda orada çok da hoş olmayan bir tuvaletlerimiz var, WC'miz var. Buradan yoldan gelen geçenler de kullanıyor. Tabi bu Terzan'ın da imajını da etkiliyor. Biz orasını yıkacağız. Nasip olursa oraya bir bay ve bayan ayrı ayrı 2 adet tuvalet yapacağız ve hizmet açacağız. Açtım ben sana oradan yeni. Evet, dere boyunu temizleyeceğiz. Ayrıca temizledikten sonra dere boyunda kanalizasyonla ilgili çalışmamız olacak. Şu anda belediyemizin bütün kanalizasyon pislikleri çeşitli yerlerden dereye akıyor ve yazında koku yapıyor tabii. Biz bunu da hesapladık, kitapladık. 3 aşağı 5 yukarı 3 kilometrelik bir mesafe var. Sami Özkan'ın bıçkısının oradan başlayacak dere boyunca buradan köprünün alt tarafında 500 metreye kadar kanalizasyonu götüreceğiz. Bunun bedeli de 120 bin lira civarında para tutuyor arkadaşlar.
Evet, aile çay bahçesi ve çocuk parkı. Süle Mahallesi'ni gezdiğimiz zaman bize dediler ki herkesin istediği işte çöpümüz zamanında alınsın. Çocuklarımıza park istiyoruz dediler. Şimdi aile çay bahçesi ve çocuk parkı yapacağız. Ama ben size ticari bir şekilde aile çay bahçesi yapacağım dersem biraz yalan söylemiş olurum. Çalışmaz. Çok güzel park yapacağız. Bu parkların da oturmaya, bayanlarımızın oturmaya yerleri olacak. İsterlerse evlerinden termoslarını getirip çaydan da içebilirler. Böyle bir imkan Süle Mahallesi'ne sunacağız. Güzel türküsü, ey bu gönlümün bitmez büyüsü. Tabii biz her şeyi bir önceden bir araştırıyoruz. Sonradan yalancı durumuna düşmemek lazım diye. Şimdi aile çay bahçesini ve çocuk parkını en uygun yere yapacağız. Şimdi biz de bu eski okulun olduğu yeri araştırdık. Şu anda belediyeye de sorduk. Milli eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar var. Buraya hiçbir şey yapamazsınız, çivi bile çakamazsınız dediler. 18 uygulaması olmuş. 18 uygulaması olunca milli eğitimin yerine de girmiş. Milli eğitim şu anda 18 uygulamasını boz diyormuş. Eğer 18 uygulamasını bozarsak bu yolda gidiyor. En uygun yere hep beraber karar verip bu hizmetleri yapacağız arkadaşlar. Evet, her beldenin girişi tabii çok önemli. Her farklı partinin farklı kişilerin farklı düşünceleri olabilir. Şimdi ben de beldenin girişiyle ilgili düşüncelerimi ve fikirlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Biz nasip olursa beldenin girişine güzel bir kemer yapacağız. Bu kemerde de Terzağan Beldesi'ne hoş geldiniz yazacak. Peki gençler, beldenin girişine biz ne koyalım? Ayva mı koyalım, erik mi koyalım? Bir sembol biz de koymamız lazım. Evet değerli terzanlar, ben 1974 doğumluyum. Kim olduğumu ve terzandan kimlerin gelip geçtiğini çok çok yakından biliyorum. Allah'ın izni ve sizlerin yardımıyla seçildiğimde beldeki girişine bir kemer yaptıracağım. Evet. Üzerine Terzalan Beldesi'ne hoş geldiniz yazacak. Ama Terzalan'ın sembolü biraz daha değişik olacak. Sembolümüz ise kemerin altına bir asker anıtı olacaktır. Bu anıtta da Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un memleketine hoş geldiniz yazacak. Sana beni anlasana. Bu topraklara yolu düşenler, gelecek nesiller bilsinler ki bu topraklardan bir kahraman çıktı ve vatan için toprağa düştü. Arkadaşımızı ebedi gönüllerde yaşatacağız. Evet abilerim, amcalarım, arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, bacılarım, annelerim, 30 Mart'ta bana destek verin, kollarıma girin, gücüme güç verin. Sizlere hizmet sevdama ulaşmama yardımcı olun. Biz varsa yoksa Terzalan demiyoruz. Yokluğu reddediyoruz. Var Terzalan, var Süle diyoruz. Evet, kırgınlıklar olmasın diye bir Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir söyleminden bahsetmiştim. Gene onu burada tekrar edeceğim. Evet, seçimler sel gibidir. Sel gider, kumu kalır. Bu seçimler de gelip geçecek. Ama bizler burada konuk, komşu, arkadaş, dost olarak yaşamaya devam edeceğiz. Hepinizden rica ediyorum. Bu seçimlerde üstümüzde öyle bir dikkat edelim ki 31 Mart'ta birbirimize selam verebilelim. Evet terzanlar, başınıza bey olmaya değil, ayağınıza hizmet için geliyoruz. Ne siz ne biz, hep birlikte büyük bir aileyiz. Güzel türküsü, ey bu gönlüm bitmez. 30 Mart'ta birlikte gülmek için, sizlere hizmet için yüreğimi ve kendimi sizlere emanet ediyorum. Bu şarkım sana, beni anlasana.
saygıyla, sevgiyle kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Gel bakalım Adil amca. Mikrofona bir müsaade misin?